Merhaba arkadaşlar, phphocam.com'a hoş geldiniz. Bugün C derslerimizde memory fonksiyonlarından bahsedeceğiz yine. Ya bir tane fonksiyondan bahsedeceğiz. O fonksiyon da memcmp fonksiyonu. Şöyle yazılıyor, göstereyim. Şöyle tıklayayım şuraya. Memcmp. Bu ne demek arkadaşlar? Bir açıklayayım. Şu mem ifadesi memory'den geliyor. CMP ifadesi de compare'den geliyor. Compare İngilizce'de karşılaştırmak anlamında kullanılıyor. Bu fonksiyonda iki ifadeyi birbiriyle karşılaştırıyor arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. Bir önceki dersimizde şu include set sidik.h kütüphanesini yazmamıştık. Yazmak gerekiyor arkadaşlar. Kitaplarda baktım programlara. Bu memory fonksiyonu kullandığı bütün programlarda bu include sidik.h kütüphanesi kullanılıyor. Biz de kullanalım. Fayda var arkadaşlar. Fayda vardır. Yani illa bir hatayla karşılaşırız. Neyse devam edelim. Bu fonksiyonun içine şimdi ben bunları daha önce oluşturdum zaman kaybetmeyelim diye. Şöyle yazıyorum. Cevap hane diyorum. Virgül. PHP hocam diyorum. Virgül. Bunun cevap hanenin boyutunu yazıyorum buraya. Cevaphaneyi karakter olarak tanımlamıştık. Karakter diyeyim. Veya şöyle de diyebilirim. Hep böyle kullandık. Şöyle de diyebilirim arkadaşlar. Bunlar kaç karakterli? 10 karakterli. 10 haneli yani. Şöyle diyeyim. Ya yani bu ifade bize şimdi neyi veriyor? Diyor ki cevaphane ile PHP hocamı karşılaştır diyor arkadaşlar. Bu fonksiyon bize. Şöyle yapalım bir de. Ya da şuraya yazayım. Integer. A diyeyim mesela eşittir. Bu ifadenin sonucu ya pozitif olur ya negatif olur veya da sıfır olur arkadaşlar. Onu da nasıl anlayacağız? Mesela bu ifadenin sonu burada bu programda sıfır. Çünkü cevaphane ile PHP hocamın bütün elemanları birebir eşit. Eğer cevaphanenin elemanın biri mesela bunu karşılaştırdığımı 6'ya 6 denk geliyor. Eğer bu mesela 8 olsaydı sonuç pozitif olacaktı. Eğer buradaki ifade küçük olsaydı sonuç negatif olacaktı. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? If statement açalım. If durum açalım mesela. A diyelim. Eğer A küçükse sıfırdan printf bize ne yazsın? A sıfırdan küçükse ne oluyor? PHP hocam büyük oluyor. PHP hocam büyüktür. Cevaphane diyoruz. Else if diyelim. Ne printf. Bu sefer else if demeyelim de ne diyelim? Ya eşit olursa başka bir durum ortaya çıkacak. Şöyle diyelim. Else if A diyoruz arkadaşlar. Eşit sıfırsa eşit yazalım. Eşitlik durumu. Eşit. Şöyle Türkçe karakter kullanmıyoruz zaten. Ve else diyelim. Son kez. Printf cevaphane büyüktür. PHP hocam diyoruz. Çalıştıralım arkadaşlar programımızı bakalım. Burada bir hata aldık. Bakalım ben. Hata şuymuş arkadaşlar. Ufak bir harften dolayı. Cevaphane. Ben E ile yazmışım. Cevaphane olacaktı. Bir daha bir çalıştıralım programımızı. Bakalım. Gördüğünüz gibi eşit ifadesi ekrana geldi. Neden eşit ifadesi ekrana geldi? Çünkü bu yani cevaphane ile PHP hocamın bütün elemanları eşit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bütün elemanları eşit. Şöyle yapalım. Mesela son elemanı bunun 7 olsun. Bunun 9 kalsın. Ne olmuş oluyor? Cevaphane PHP hocamdan küçük olmuş oluyor. Dolayısıyla sonuç negatif çıkacak. Dolayısıyla
ne olmuş olacak? PHP hocam cevaphaneden büyük ifadesi ekrana gelmiş olacak. Bir daha çalıştıralım programımızı. PHP hocam büyüktür cevaphane ifadesi gelmesi lazım. Gördüğünüz gibi PHP hocam büyüktür cevaphane ekranına geldi arkadaşlar. Dediğim gibi eğer eşitse zaten eşit. Eğer cevaphane büyükse sonuç pozitif tam sayı. Dolayısıyla şu cevaphane büyüktür PHP hocam. Eğer küçükse sonuç negatif tam sayı. Dolayısıyla PHP hocam büyüktür cevaphane ifadesi gelecek arkadaşlar. Bu şekilde yani bu fonksiyon iki ifadeyi birbiriyle karşılaştırıyor. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Tekrar bir özet geçmek gerekirse şunu ben daha önce oluşturmuştum. Zaman kaybetmeyeyim diye. İlk önce bunların elemanları aynıydı. Sonuç eşit çıkmıştı çalıştırdığımızda program. Sonra da ben bunun elemanını küçülttüm. Cevaphaneyi küçülttüm. Ve sonuç negatif bir tam sayı oldu. Cevaphane büyüktür PHP hocam ifadesini ekrana aldık. Daha sonra bunu yine ne yapabilirim? Daha büyük yapamam zaten. 9'dan büyük rakam yok. Veya da şunu büyütebilirim. Şunu 5 yapayım mesela. Şu, aynı 9 kalsın. Ne olacak bu sefer? Cevaphane büyüktür PHP hocam ifadesini ekranda gelecek arkadaşlar. Bakalım tekrar gelsin. Gördüğünüz gibi aynı ifade ekranda geldi. Bugünkü dersimiz bu kadar dediğim gibi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.